Hepinize selam arkadaşlar. Böyle mutfaktan penceremle bir açılış yapıyorum size. Tavuk haşladım. Şöyle tavuk pirzolam vardı. Normalde yemek yapacaktım ama böyle pilavlı tavuk yapayım dedim. Hem işte Zeynep hala da çok seviyor böyle pilav üstü tavuğu. Daha da seviyor. Böyle dedim ki değişiklik olsun. Hem dedim suyuna çorba yaparım. Hem de dedim işte böyle tavukları diderim. Belki yarına da kalır çünkü bayağı yapacağım. Şimdi öncelikle tavuk suyu çorbası yapacağım arkadaşlar. Şu küçük tencerem yeterli mi? Yetmez. Bir orta boy tencereme yapayım. Şuna yapayım. Şimdi kızım okuldan çıkmadan en azından çorbayı hazır edeyim ki okuldan çıkınca ben ona içiririm çorbayı sıcak sıcak. Akşama da çünkü Rıdvan geç geliyor. Yani Rıdvan 8 gibi falan geliyor. O zamana kadar da Zeynep hala bayağı acıkmış oluyor. Şöyle birazını da pilav için ayıracağım. Bu tavuk suyunu. Pilavı da tavuk suyu koyacağım. Şimdi çorbamla güzel bir tavuk suyu çorbası yapacağım arkadaşlar. Biz bu tavuk suyunun içerisine limon koyuyoruz. Çok lezzetli oluyor. Şunu şöyle yapayım. Parmağımın kapağını kapatayım. Tavuklarım kurumasın. Bunu en son dileyeceğim zaten. Çorbamı da şöyle alayım. Size de göstereyim nasıl yaptığımı. Biz tavuk suyu çorbasını böyle yapıyoruz. Şimdi bu böyle güzelce bir kaynayacak. Ondan sonra içine sadece bir kaşık un, biraz böyle suyla açacağım unu. Bir yarım limon koyuyorum, o kadar. Dilerseniz işte tavukları didip koyabilirsiniz ya da işte şehriye koyabilirsiniz ama böyle sade güzel oluyor yani bence. Hem ben de içerim ama ben yarın içerim. Bugün biraz önce Seda'ya gittim, o da kabak spagetti yapmış, çok lezzetliydi. Ondan bayağı yedim. Öğlen yemeğim benim tamam. O yüzden de şimdi çorbam hazır olsun istedim. Mert de gelecek yemeğe. Annemler burada köye gittiler. Annemler köydeler şu anda. Mert'i de böyle işte yemek oldukça falan çağırıyorum. O da çok yemek seçtiği için aslında benim yaptığım şeyler pek damak tadına uymuyor. Ama sevdiği şeyleri bildiğim için sevdiği şeyleri olunca mutlaka çağırıyorum. Şimdi bir kaynasın. Ondan sonra tekrar size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi burada terbiyesini hazırladım arkadaşlar. Burada bir kaşık un var. Bir yarım limonun suyu var. Suyla bunu böyle güzelce açtım. Topak kalmayacak şekilde. Çorbam da kaynadı bu arada. İçerisine döküyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamına bakacağım. Eğer çok sulu olursa belki şehriye koyarım katılaşması için. Ama bence tam ideal kıvamda olacak. Şimdi bunu da böyle yapıyorum ve çorbam hazır. Bu kadar basit, sağlıklı ve lezzetli bir çorba oluyor. Eğer yoğurt eğer tavuk çorbasını böyle denemiyorsanız böyle de bir deneyin, bir şans verin. Limon çok yakışıyor çünkü ama tabii limon sevmeyenler hoşlanmayabilir. Şimdi güzelce kaynayana kadar karıştıracağım. O sırada ben tavuklarımı didmeye başladım şurada. Onları da ayıklıyorum. Onlar da hazır olsun. 3 gibi falan pilavımı yaparım. Zeynep Harlay 4'te alacağım çünkü. O geldi. Ben pilavım da olmuş olsun isterim. Geçen gün günümüz vardı. Arkadaşıma gitmiştik. Orada bir tane kurabiye yedim. Çok lezzetliydi. Bu akşam da böyle değişiklik olsun diye böyle hem onu denemek için kurabiye yapmak istedim. Burada böyle 115 gram kadar tereyağı var. Bir tane yumurtayla bunu güzelce çırpacağım. Oy. Şimdi güzelce çırptım böyle yumurtayla tereyağını. Şöyle çay kaşığının ucuyla karbonat koyacağım. Şu kadar. Yarım çay kaşığı da tuz koyacağım. Şöyle. Bunların hepsini tartıyorum bu arada. 100 gram kadar şekerim var. Onu ilave ettim. Şimdi öncelikle bunları da bir güzelce çırpayım. Şeker birazcık böyle kırılsın. Ondan sonra ununu ve şekerli vanilinini ekleyeceğiz. Şimdi 175 gram unu koyduk. 2 tane şekerli vanilim var tarifte. Şöyle. Evet, şimdi elimle bunu güzelce yoğuracağım. Şu yüzüğümü çıkartayım.
tarife göre un aşırı cabuk oldu. Ben şimdi tabii bunu biraz daha koyacağım. Biraz daha böyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması lazım. Evet, hamurum oldu, böyle görünüyor arkadaşlar. Tabii birazcık böyle cıvık olacak kurabiye olduğu için. Şimdi ben bunun içerisine birazcık damla çikolatası koyacağım. Tamamen göz kararı, yani keyfime göre. Ceviz de koyulabilir aslında. Ama ceviz koymayacağım ben. Sadece damla çikolatası koyacağım. Rıdvan'a söylemiştim. O da gelirken almış Bim'den. Sağ olsun. Açalım. Yeterli bence. Şimdi güzelce yoğuracağım. Her yerine çikolata gelsin. Kurabiyemiz şekil vermeye hazır. Böyle minicik minicik alacağım arkadaşlar. Böyle minik minik koyacağım. Çünkü bu kurabiye pişince böyle yayılıyor ve dağılıyor. O yüzden de çok büyük yapmayacağım ve aralık bırakacağım aralarında. Şimdi hemen tepsini ayarlayayım. Ondan sonra fırına verelim. Evet. Şimdi minik minik bunları tepsime alacağım. Kurabiyeleri fırına koydum. 150 derecede açtım. Çünkü yansın istemiyorum. Yani kurabiyeler çabuk yanıyor biliyorsunuz. Alt üst ayarda. Bakalım ne kadar pişecek. Zaten kurabiye çok pişmiyor. Pişince fırından alacağım. Kurabiyeler pişti. Şöyle bir bardak yardımıyla şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Böyle şekilleri yassı yassı olsun diye. Şöyle şöyle bastıracağım. Şekli daha güzel oluyor o zaman. Bence yani tabii. Siz de eğer isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu arada Seda geldi. Akif'i bıraktı. Nefesi almaya gitti. O gelecek. Ben Zeynep hala almaya gideceğim. Hava çok soğuk. Çocuğu böyle hani götürsün istemiyoruz yani. Üşür çünkü çocuk da, yazık yani. O yüzden böyle bir o gidiyor, bir ben gidiyorum. Böyle ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben geri kalanları da yapayım. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Ayakları dursa uyuyacak inşallah ama ayakları durmuyor bu oğlenin. Bunun. Bu çok tatlı. Bak bak ayaklara bak. Oy. Çok ballı bu. Kaymaklı bu. Teyzesinin canı bu. Oy. Oy. Oğlum benim. Bu üstündekini de ben almıştım ona. Hemen Seda geldi. Onlar içeriye girdiler. Ben de Akif'i uyuttum. Onu yatırdım. Dedim siz durun burada. Hani çorbadan falan nefese içir. Ben de şöyle giyindim. Arkadaşlar benim montum yok. Yani geçen seneki montlarımın hiçbiri olmuyor. Bu trenç kotu giyiyorum hala daha. Bu da böyle kemerli olduğu için hani sıkıştırdığım için şu an hani idare ediyor. Ama bununla da çok üşüyorum. Acilen mont almam lazım. Şöyle güzel bir mont bakacağım. İnşallah böyle kafama göre bulurum. Çok üşüyorum gerçekten. Donuyorum resmen. Şimdi hemen pilavımı da yapayım ben tabii Zeynep. Zeynep halayı aldım, geldim. Biraz Sedalar durdular. Ondan sonra onlar gittiler. O da doğal olarak yemeğini yapacakmış. Ben de hemen pilavımı yapayım. Şehriye koymayacağım tavuklu pilav yapacağım için. Bir bardaktan yapacağım. Şimdi size az gelebilir ama bize yetiyor. Çünkü ben zaten malum bir kaşık yerim yani bundan bu akşam. Bir de içerisine nohut falan gireceği için gayet yeterli olacak. Tavuklarımız da bayağı fazla. Bayağı fazla. Hatta birazını ayırabilirim. Kendimi böyle salatalara koymak için güzel olabilir. Tereyağı koyacaktım aslında ama sıvı yağı biraz fazla kaçırmışım. O yüzden tereyağı koymayacağım. Tereyağsız olsun diye. Buzluğumda böyle haşlanmış nohutum vardı.
oyalıyor böyle pilavları hemen. Katıyorum. Tuzunu ilave edelim. Şimdi ayırmış olduğum tavuk suyundan yapacağım direkt çorbayı. Çorbayı, pilavı. Zaten tam denk geldi. Evet, şimdi tavukları da üzerine koyalım. Böyle özdeşleşerek pişsinler. Hemen kaynamaya başladı. Şunu da böyle kendim için ayıracağım. Belki yani salatada falan yerim. Şimdi bizim evin önünde kaza olmuş arkadaşlar. Ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz camdan yansıyor. Allah korusun ya. Burada çok kaza oluyor böyle. Bayağı tehlikeli bir yer. Polis falan var. Galiba şu araba, beyaz araba motora çarpmış. Motorlu orada mı bilmiyorum. Ama bayağı bir polisler falan var yani. Allah yardımcılar olsun. İnşallah motor yedi bir şey yoktur. Allah korusun. Çok korkarım. Zeynep hala da buradan böyle izliyoruz dışarıya. Yemekliğimiz böyle arkadaşlar. Radvan'ı beklemeyeceğiz. Biz yiyeceğiz. Çünkü biraz geç geliyor. Bayağı da acıkmış oluyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Babanı? Babamı özlemedim. Beni mi özledin sadece aşkım? Ama babalar da özlenilir anne. Hı? Benim kızım yemeğini yedi. Mamasını bitirdi. Yoğurdunu da yedi. O yüzden bir tane sürprizi hak etti. Eğer uslu davranırsa, hiç bağırmazsa, huysuzluk yapmazsa yarın ben onu Eymen ile çimene götüreceğim. Yaşasın. Değil mi kuşum? Hı. Ama hiç yaramazlık yapmıyorum. Evet. Benim kızım çok akıllı davranıyor değil mi? Böyle böyle telkinliyoruz. Vallahi şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama koca bir kirli sepetiyle. Efendim. Hı. Kork. Ben seni koruyayım. Tamam, koru beni. Zeynep Hala'nın kıyafetlerini hala ayrı yıkıyorum. Söylemiş miydim size bilmiyorum ama hala ayrı yıkıyorum ve hala granül sabunla yıkıyorum. Durumun granül matiği var ya. Onlarla yıkıyorum. Çünkü kokusunu çok beğeniyorum. Şimdi aynı yıkamamın sebebi de zaten bir sürü kıyafet kirlettiği için zaten haftada bir kere böyle makine doluyor yani. O yüzden de hiç bizimkilere karıştırmıyorum valla. Uzunca bir sürede karıştırmam herhalde. Şimdi onları atacağım. Şöyle yapıyorum. İşte atıyorum, yıkanıyor. Sabahta kalkıp kurutmaya atıyorum. Hemen işte kuruyucu da yerlerine yerleştiriyorum. Öyle bir düzen kurdum kendime. Neden? Sevmem erkekleri. Erkekleri sevmezsin. Peki. Cumun çıkar. Çıkartalım hadi. Şimdi kızımla uyku saati. Uykuya hazırlan.